Aşağıdaki çengel bulmacayı çözün. Yukarıdan aşağıya 1. Çok yoğun çözeltiye ne ad verilir dediğinde çok yoğun çözeltiye biz hipertonik çözelti adını veriyoruz. O yüzden burası hipertonik olacaktır. 2. Suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmesi olayına ne denir? Bu olaya ozmoz adı verilecektir. 3 numara. Seçilmiş moleküllerin seçici geçirgen zardan difüzyonuna ne ad verilir? Seçilmiş moleküller geçiyorsa işte biz buna diyaliz adı veriyoruz. Ve artışı difüzyon hızını artıran faktörlerden biridir demiş. Bu da en temel faktörümüz olan sıcaklık olacaktır. 5 numara. Plazmoliz olmuş bir hücre az yoğun ortama konulduğunda su alıp normal haline dönmesi olayıdır demiş. Plazmoliz su aldı. Ne oldu? Eski haline döndü. Yani deplazmoliz oldu. Geldik soldan sağa. 1. Su moleküllerinin cızarına uyguladığı basınçtır. İşte biz bu basınca Turgor basıncı adı veriyoruz. 2. Bir hücrenin aşırı miktarda su alarak patlaması olayıdır demiş ki bu hemoliz olayıdır ve hayvan hücrelerinde gözlenecektir. Hücrenin hipertonik bir ortama konulduğunda su kaybedip büdülmesi olayına plazmoliz veriyoruz. 4 numara ozmotik basınç ile Turgor basıncı arasındaki farka emme kuvveti adı veriyorduk. Tamamlıyoruz. Aşağıdaki gibi K deney düzeniğinde bekletilen bir hücre bir süre sonra L deney düzeneğine alınmıştır. K ve L deney düzeneklerinde meydana gelen değişimlerle ilgili bilgi formunu doldurun. Öncelikle %10 sükroz var, %40 sükrozluk bir ortama atılmıştır. Peki, hücrenin konulduğu çözelti hücreye göre nasıldır? Daha yoğun bir çözeltiye sahip, yani hipertonik bir çözeltidir diyorum. Peki burada o zaman hücrede ne meydana gelecektir? Daha yoğun bir çözeltiye koyulduysa buradaki su hücre dışına doğru çıkacaktır. Yani hücremiz plazmoliz olacaktır, su kaybedecektir. Ve hücrenin ozmotik basıncında meydana gelen değişim, bakın suyunu kaybetti, o zaman su alma isteği yani ozmotik basıncı artacaktır. Sonra ben bunu aldım, %25 sükroz içeriyor ve %5 sükrozluk bir ortama attım. %5 sükroz demek %95'inin de su olduğu anlamına mı gelir? Evet. Peki hücrenin o zaman konulduğu çözelti nedir? Daha su ortamına yoğun olduğu hipotonik bir çözeltidir. Peki hücre bu durumda ne meydana gelecektir? Plazmoliz olmuştu. Tekrar suyu hücre içine alacaktır. Ve burada plazmolizden normal haline geri dönmesine biz ne diyorduk? Deplazmoliz adını veriyorduk. Ve deplazmoliz olduğu için suyu kendine doğru çekti. O zaman su alma isteği yani ozmotik basınçta meydana gelen değişim dediğimizde bu da azalır olmalıdır.